Evet, İpek, İntrosyoz uygulama sınavı 3 dakika süren var. Başla. Endikasyonlara vasküler girişimi mümkün olmadığı ya da başarılı olunmadığı durumlarda uygulanır. Uygulama bölgeleri proksimal tibia, distal tibia ve humerus'tur. Malzemelerimiz matkabımız var, iğne ucumuz var, yaşa göre, kiloya göre. Konnektörümüz var, SF'imiz var 10 cc'lik ve tek kullanımlık intraosseous iğnemiz var. Daha sonra kontraindikasyonları diz protezi olanlarda, eklem üzerinde enfeksiyon olanlarda, tibia ve femur kırığı olanlarda, üzerinde aşırı doku bulunanlarda, daha önce herhangi bir hastalığı olanlarda, tümördür ve benzeri hastalığı bulunanlarda uygulanmaz. Daha sonra hastamıza yapılacak işlemler hakkında bilgi veririz ve sakinleşmesini sağlarız. Steril eldivenlerimiz, yani göz koruması dahil tüm izolasyon önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ekipmanlarımızı hazırladık. Daha sonra serum setimi hazırlamıştım önceden. Son kullanma tarihini, berraklığını kontrol ettim. İçindeki havasını çıkarttıktan sonra hastanın anatomik bölgesini belirliyorum. Anatomik bölgemizde tibianın iç ön kısmıdır. Daha sonra hasta sırt üstü yatırılır. Ayağı 30 derece fleksiyona getirilir ve dizinin altına destek konulur. Dizinin altına destek konulduktan sonra povidon iyotla bölgemiz içten dışa olacak şekilde silinir. Daha sonra spancın kuru kısmıyla T yapılacak şekilde düzeltilir. Hasta uyanıksa %2 lidokain verilir. Yetişkinlerde 20-40 mg, çocuklarda ise kilogram başına 0.5 mg olacak şekilde lokal anestezi uygulanır. Uygulanmadığı durumda ise şok, mental durum değişikliği ve kardiyak arrest durumlarında uygulanmaz. Daha sonra tibianın çıkıntısının olduğu yerden 1-3 cm aşağısından iğnemizi 90 derece gelip kortekse kadar ilerleteceğim. Daha sonra 5 mm kalacak şekilde ilerletiyorum. İlerlettikten sonra iğne sterisini çıkartıyorum. İntramedüler boşluğa düştüm çünkü. İğne sterisini çıkartıyorum. Herhangi bir kan ve benzeri kemik çıkıntısı, kemik kırığı falan kaldıysa aspire etmem gerekiyor. Çekiyorum, kan gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Kan geliyorsa sıvıyı geri veriyorum. Herhangi bir şişlik, kızarıklık olmuyorsa başarılı demektir. Böyle bir durumda musluğumuzu ayarlıyoruz. Kapatıyorum ilk baştan. Daha sonra serum setini elimize alıyoruz ve gitmesini sağlıyoruz. Serum setimizi taktıktan sonra musluğumuzu ayarlıyoruz ve gitmesini sağlıyoruz. Daha kolay sıvı göndermek istiyorsak basınçlı infüzör veya infüzyon pompası da kullanabiliriz. Daha sonra sabitlenmek lazım çünkü herhangi bir oynama ve benzeri durum olabilir. İki taraftan sargı bezlerini bantlıyoruz. Üstünden çıkmaması için bir tane daha flasterliyorum ve sargı beziyle üstünden geçiyorum. Daha sonra uygulamamız başarıyla tamamlanmıştır. Güvenli bir intravenöz yol açılırsa hemen çıkartmamız lazım. Çıkartma işlemi de yavaş yavaş olmalıdır. Döndürerek çıkartılmalıdır. Daha sonra 24 saatten fazla kalmamalıdır. Çünkü embole atma riski olabilir ya da enfeksiyon riski fazla olabilir.